Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. Müzakerede birlikteyiz. Gündemin öne çıkan konusunu, öne çıkan başlığını konuşacağız. Gündemin öne çıkan başlığı hiç şüphesiz yargıda reform tartışmaları. Daha doğrusu geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla, sonra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamalarıyla gündeme oturdu yargıda reform meselesi. Tabii hem yargıda hem de ekonomide reform paketleri açıklanacak. Yeni bazı özellikle de düzenlemeler yapılacak hem yargıda hem ekonomide. Bu hala Türkiye'nin gündeminde çünkü özellikle de yargıda reform herkesi ilgilendiren, tüm kesimleri ilgilendiren bir mesele. Çünkü yargı sisteminde oldukça fazla sorun ve sıkıntı var ve bunların bir an önce giderilmesi gerekiyor. Yargı sisteminin maalesef mağduru belki de binlerce insan var. Bu konuyu konuşacağız. Önemli ve değerli konuklarımız olacak. Konuklarımı sizlerle tanıtmak istiyorum. Avukat Nesip Yıldırım, Mazlum Değer Genel Başkan Yardımcısı. Nesip Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sağ olun. Allah razı olsun. Bir diğer konuğumsa Avukat Kasım Karadaş olacak. Onunla da yine gündemi, bu konuyu değerlendirecek. Kasım Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Evet, ben özetledim. Yani yargıda reform özellikle de bu süreçte neden gerekli? Yargının aksayan yönleri ne ve neleri konuşmamız ne? Hangi sorunları çözmemiz gerekiyor? Bunun üzerinde duracağız. Ben Sayın Nesip Yıldırım'la başlamak istiyorum. Nesip Bey, tabii 18 yılın ardından hükümet yetkilileri yapmış olduğu açıklamalar nasıl okunulmalı? Daha önceden de yargıda yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini çokça dile getirmiş ve konuşmuştu ki Mazlum derinde bu anlamda çokça çağrıları olmuştu. Başta yeni anayasa olmak üzere. Buradan başlayalım. 18 yıl aradan sonra iktidar için söylüyorum. Reformları konuşuyoruz. Razı olsun. Adalet herkes için zaten temel bir ihtiyaç. Tam vatandaşlarımız özellikle adliyeye gittiklerinde, yargılandıklarında, hak aradıklarında ciddi sorun yaşayabiliyor. Ciddi sorun yaşadıkları için de adalet nerede sorusunu haklı olarak soruyor. Birçok insan farklı kesimler, beklentileri, adalet temelli beklentileri var. Elbette ki Türkiye'deki halen çözülemeyen, belki yollarımız daha uygun hale getirildi. Sağlık sisteminde diyelim ki görece iyileştirmeler oldu. Fakat özellikle eğitim ya da bizim açımızdan, insan hakları savunucuları açısından en önemlisi de evet, adalet sorunu çok ciddi bir şekilde sürüyor. Hak arama bilinci noktasında, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü noktasında uzun yargılamalar noktasında biraz sonra belki ayrıntılara gireriz. Evet. Hükümet değişik dönemlerde insan hakları acil eylem planı adı altında birçok çalışma başlattı. Fakat bunlar tam olarak karşılığını bence bulmadı. Bu nedenle hükümet ekonomi ve özellikle insan hakları bağlamında yeni bir acil eylem planı yaparak toplumsal açıdan kendisinin konumunu daha güçlendirmek için belki fazlalar da olabilir. Bu yönde bir ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Evet. Tabii reform gerekli. Ekonomide olduğu gibi hukuk alanında da reform gerekli. Yargı sisteminde de reform gerekli. Adalet dediğiniz gibi hiçbir şeye feda edilemez aslında. Adaletin kurumlar içinde içselleştirilmesi, özellikle yargıda içselleştirilmesi önemli. Şunu sorayım ben Nesip Hocam. Reform gerektiren hususların başında sizce önce neler geliyor? Öncelikle anayasamızda teknik bir sıkıntı var. Anayasamızda vatandaşlık tanımından başlayarak, örneğin herkes Türk'tür diye başlıyor. Bundan sonra temel hak ve özgürlüklerle ilgili olan dini özgürlükler dahil olmak üzere sorunlar var. Şu an en son günümüzde ise işkence, kötü muamele ile ilgili bazı sorunlar yaşanıyor. Mazlumların bu konuda raporlama çalışmalar var, kamuoyuna açıklamaları var. İfade örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde insanlar bir şey söylediğinde acaba hakkında bir soruşturma açılacak mı? Bir tweet atıyorum ya da bir paylaşım yapıyorum. Bu bana engel olacak mı şeklinde sorunlar. Biliyorsunuz 15 Temmuz sonrasında OHAL rejimi, AYK'larla ilgili bir ciddi düzenleme oldu.
Bu yüz binlerce insanı etkiledi. Mahkeme ve yargılamalar noktasında sorunlar oluştu. Buradan da devam edebiliriz. Çok uzun süren yargılamalar var. 28 Şubat süreciyle ilgili mağdurların halen bir kısmıyla ilgili yargılama süreçleri var. Sivas davasının mağdurları var. Hani İstanbul Sözleşmesi dahil olmak 62-84 ile ilgili insanların sorunları var. Genç yaşta evlendiği için cezaevinde olan eşi ve çocukları perişan halde insanlar var. Şu an örgütten anneler, hani bazı anneler var, örgütten çocuklarını istiyor. Bazıları da cumartesi anneleri olarak çocuklarının kliniklerinin bulunmasını ya da kimler tarafından ne olduysa onların bulunmasını istiyorlar. Yargıda mesela bir rüşvet sorunumuz var özellikle. Hani insanlar diyelim farkına ulaşamadığında birileri rüşvet ile bu haklara ulaşabileceğini vaat ediyor. Bunu konuşuyor olması bile utanç verici. Yani adalet parayla alınıp satılan bir şey mi ki bu konular konuşuluyor? O da görevi almalar noktasında insanlar diyelim ki güvenlik soruşturmasıyla muhatap alıyorlar. Güvenlik soruşturması işe alınmıyor. Bu sizin camianız dahil olmak üzere birçok camianın yaşadığı bir ortak sorundur. Burada bazen sözlü olarak mülakattan bahsediyoruz. Mesela burada mülakatın kayıt altına alınmaması nedeniyle burada çok rahat bir şekilde adam sayılması dahil olmak üzere birçok sorunumuz var. Yani insanlar zulme uğradıklarında etkin bir soruşturmaya hakları var. Etkin bir şekilde faillerini bulup cezalandırmak isteyen hakları var. Ama işte buna ulaşım noktasında istediğimiz oranda değil. İleride sorularını da daha da ayrıntılandıracağız. Tabii. Şimdi ben Kasım Bey'e geçeyim o zaman. Kasım Bey, şimdi Nesip Bey kısa bir girizgah yaptı, değerlendirmelerde bulundu. Tabii ben biraz daha hani ironik bir soru sormak istiyorum. Yani neden yargıda reforma ihtiyaç duyuyoruz? Yargının sistemin aksayan yönlerini biraz da sizden dinleyelim. Esasen yani sizin de az önce beyan ettiğiniz bir noktadan başlamak istiyorum. Buyurun. 18-19 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde tek başına iktidar olan, yasama, yürütme ve yargıda etkisi olan bir iktidarın 18 yıl aradan sonra bir reform ihtiyacı duyması gerçekten işlerin artık ağırlığının dayanılmaz noktaya geldiğinin bir göstergesidir. Yargıdaki mağduriyetlerin artık kitlesel boyutlara ulaştığının bir açık itirafıdır bize göre. Her şeye rağmen bir niyet olarak biz olumlu buluyoruz. Yani ben şahsım olarak olumlu buluyorum. Ancak reform yapılması gereken nokta evvela siyasi alana hakim olan paradigmanın değişmesi. Yani bu paradigmada evvela reformun yapılması gerekiyor. Siyasal alana hakim olan paradigmanın insana, çevreye, doğaya, hukuka, adalete, ekonomiye bakış açısında köklü değişimler, köklü reformlar yapılmalı ki yapılacak olan değişiklikler bundan sonrası için insanlarımıza fayda versin. Yok eğer paradigma değişikliği yapılmayacaksa sadece bir kanun teknikerliği olarak yap boz şeklinde bazı kanunlar kaldırılacaksa, yerine bir benzeri getirilecekse eğer biz şu an hali hazırda kendi anayasamıza dahi uymakta güçlük çekiyoruz. Anayasal normların dikkate alınmadığı, anayasa mahkemesi kararlarının dikkate alınmadığı bir ortamda reformdan bahsediyoruz. Bu elbette ki inandırıcı değil. Biz hali hazırda evvela siyasete hakim olan paradigmanın değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Nitekim bizim şu an mevcut anayasamız, mevcut ceza kanunlarımız zaten birçok mağduriyeti esasen giderebilecek nitelikte. Yalnız bunların uygulamasında hakimlere, savcılara yani yargı sistemine dışarıdan öyle bir baskı uygulanıyor ki emir ve talimat da içeren bazı durumlarla karşılaşılıyor ve bu medyadan alenen yapılıyor artık. Dolayısıyla anayasal normların alenen yani uyulmadığı bir ortamda reformdan bahsedilmesi umut verici. İnşallah bunun devamı gelir. Yani bunun devamı gelmediği sürece kağıt üzerinde yapılacak değişikliklerin bir faydası olacağını düşünmüyorum. Evet. O zaman devam edelim buradan sistemin aksayan yönlerini özellikle yargıda. Şimdi şöyle bir şey de var.
özellikle eleştiriler var yargıya yönelik. Ne bu eleştirilerin başında gelen? İdeolojik yaklaşım. Şimdi mesela son zamanlarda hasta mahkumlar olayı çokça Türkiye'de gündeme geliyor. Yüzlerce hasta mahkum var. Biz de çok defa ekranlara getirdik. Şeyh Musa Absoy ve babası Mehmet Emin Absoy'un, Şeyh Musa Absoy ki kanser hastası, kolon kanseri hastası olmasına rağmen hala tahliye edilmiyor. Böyle bir problem var. Onun gibi daha nice hasta mahkumlar var ve eleştiri şu yönde. Bu mahkumlara yönelik yargının ideolojik bakış açısı nedeniyle can güvenliğini ön plana alıp da bu gibi hasta mahkumlar tahliye edilmiyor. Mesela biz yeniliklerden bahsederken, adaletten, özgürlüklerden bahsederken biraz buradan olaylara yaklaşırsak nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? Esasen hasta tutukluluk hali de dahil olmak üzere tutuklamanın Türkiye'de istisnai olarak uygulanması gerekmekte. Yani son dönemde her ne kadar bu yaygınlaştırılsa da ilk başvurulan tedbirler arasında yer alsa da bu zorlama kararlardan yargı camiasının vazgeçmesi gerekiyor. Bu hükümlerin yani tutuklama tedbirinin en son çare olarak uygulanması gerekiyor. Ortada hele ki bir de insan sağlığını, insan hayatını tehlikeye atan bir durum söz konusu ise zaten artık izaha ihtiyaç duyulmayacak bir şekilde gerekli tedbirlerin yumuşatılması ve insanların yaşam hakkının ihlal edilmemesi. Az önce meslektaşım Nesip Bey'in de ifade ettiği gibi işkence ve kötü muamele görmemesi gerektiği ortada. Bu ihtiyaç zaten güncel bir ihtiyaç. Son dönemlerde biraz artmış bulunmakta. Özellikle siyasi davalardan dolayı ve muhaliflere yönelik maalesef gerek kolluk güçlerinde gerek yargılamanın sonraki safhalarında çok ciddi ihlaller söz konusu. Yani burada bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Hukuk bir ülkede yaşayan istisnasız herkesin bir gün mutlaka ihtiyaç duyacağı bir kurumdur. Ve geç gelecek olan adalet de adalet değildir. Bu yönüyle hasta tutuklular için gerekli tedbirlerin acilen alınması ve onların yaşam hakkının korunması gerektiğini düşünüyorum. Tamam. Peki tekrar döneceğim Kasım Bey size. Nesip Bey'le devam etmek istiyorum. Nesip Bey şimdi biz tamam reform olsun reform yapılacak. Peki başa giderek söyleyeyim. Nereden başlamalıyız? Tabii sistemin aksayan sıkıntılı çok yönleri var ama öncelikli konu ne olmalı? Şimdi Kur'an-ı Kerim bize adaleti emrediyor. Hakkı emrediyor. İşi eline vermemizi emrediyor. Öncelikle buradaki mevcut hakimlerin seçilmesinde dahi sorun var. Savcıların seçilmesinde dahi sorun var. İdeolojik olarak diyelim ki A fikrine, B fikrine yakın olan, ta bu eskiden de vardı, yani şu an ilk defa değil, ta CHP'li Moğol döneminden bile başlayan katı ideolojik bunları olup yetkilendirilen insanlar var. Yani bu ehil midir? Bu hakikaten hakimlik, hakikaten savcılık yapabilir mi? Ya da bu adam adil midir? Yani kişisel, keyfi, çapsız, kapasitesiz birisi mi? Yoksa gerçekten adil, adaletli birisi ve bu hakim, savcı olabilir mi? Şu anki uygulamada yakını olan, torpili olan bir şekilde hakim ve savcı oluyor. Böyle olduğunda zaten Kur'an'ın o birinci emrine, işi ehline verme emrine karşı çıktı. Temeli oradan. Bir kere adalet mekanizması işleyecek kişiler yanlış seçildi. Bunları yanlış seçtik. Ondan sonraki görev verdiğimiz kişiler, diyelim ki Türkiye'de örneğin işkenceyle ilgili olarak çok sağlam bir mevzuatta. Yani işkence altında işte bununla ilgili çok ciddi bir şekilde ceza var. Ne kadar uzun sürerse sürsün, diyelim ki belirli sürelere rağmen failler cezalandırılabiliyor. Çok ayrıntılı. Ya da kolluk kuvvetlerinin denetlenmesiyle ilgili mevzuatlar var. Burada sorun uygulamadan kaynaklı sorun. Şahıs mesela diyelim ki ırkçı birisi ise adam kayırmacılık yapıyor. İşte meslek grubunu korumaya çalışıyor ya da kendi ideolojik fikrindeki adamı koruyup diğerlerini dışlayabiliyor. Siz oradan bir temelden yanlış başladığında oradan ihlale bir zemin oluşturuyor. Şahıs diyelim ki şikayet ediyor, işkence, kötü muamele yapan bir kişi. Cezaevinde diyelim ki A şahsına yönelik hakkını hukukunu korumadılar. Mevzuata göre diyelim ki oradaki mahkumlar, mahpuslar sağlık nedenleriyle bırakılması lazım. Mevzuat açık.
Ama buna rağmen diyelim ki bırakılmıyor. Şahıs orada ölsün mü? Ölecek mi? Yani bu insanın ölmesini mi bekliyoruz? Tabii bunu söylerken A grubu B grubu için söylemiyorum. Hak ve adalet noktasında aynı konumdayken adalet zaten farklı ideolojik kesimler dahil olmak üzere herkese adil davranmak, adaletli davranmak hakkını teslim etmektir. Burada çok farklı gruplardan mahpusların sağlık sorunları nedeniyle bir an önce infazlarını durdurup sağlık ciddi bir şekilde tedavi olabilecekleri, morale ihtiyaç oldukları ailelerine kavuşabilmeleri gerekiyor. Daha sonrasında mevzuatımızda da sorunlar var. Az önce ilk örneklerini vermiştim anayasa. Anayasada yani ideolojik bir devlet anayasası söz konusu. Mesela laikliğin mesela var olması, kişisel olarak beni rahatsız eden şeylerden Atatürk ilke ve inkılapları mesela. Yani siz bir adaleti, bir nizamı, hani bir mülkü ilke ve başkalarını ilke ve inkılaplarına göre düzenlediğinizde sorun oluyor. Bir de Türkiye'deki en büyük sorun denetim mekanizmasıdır. Yani bir hakim, bir savcı yanlış yaptığında ya da bir cezaevi müdürü yanlış yaptığında o bilse ki bunun hesabını verecek, ciddi bir şekilde cezalandırılacak, mesleğinden olacağını bilse inanın asla o şeyi çabuk çabuk yapmıyor. Neyi düşünüyor? Meslektaşlarım, ideolojik bağışlarım neyse beni koruyacaktır diye düşündüğü için şahıs hiçbir şekilde cezalandırılmıyor. Bakıyorsunuz işkence kötü muamele yapmış şahıs işte diyelim ki bir en son helikopterden atılma meselesiyle ilgili bir mevzu da vardı. Toplu bir şekilde diyelim ki darp edilip linç edilen meselesi var. Burada Müslümana düşen A grubu B grubu olmuş o olsun değil. Kuduz bir köpek dahi olsa işkence göremez, görmemeli. Biz bunu 90'lı yıllarda cezaevlerine giren insanlarda, sanıklarda, şüphelilerde çok ayrıntılı olarak duyduk. Onların mahkumlarına şahidiz. Ne demek bu? Orada haksız bir şekilde insanlar insanlık onuruna aykırı bir şekilde zulme uğradılar. Adil yargılanabilecekken, hakkı yerine getirilebilecekken değişik suçlamalarla ciddi bir şekilde cezalandırdılar. Tabii ki gerçekten bir suç işlemişse bunun hesabını o ben başkası kim olursa olsun vermeli. Fakat gerçekten işlememişse de bir an önce tahliye edilmeli. Bir an önce ailesine kavuşturulmalı. Tazminatı ödenmeli. Onu bu duruma bırakan kolluk mensupları, savcılık, hakimlik gibi mekanizmalarında bir cezaya tabi olması lazım ki bir daha işlemez. Buna da dikkat etmemiz lazım. Tabii şimdi şu var, özellikle de Nesip Bey, yani masumiyet karinesiyle şu suçun şahsiliği ilkesinin de hani uygulamada çokça yerine getirilmedi. Yani yok sayıldığı eleştirileri de yargıya, sisteme yönelik var. Bu anlamda mağduriyetler de çok. Az önce siz güvenlik soruşturmalarının neden olmuş olduğu mağduriyetlere işaret ettiniz. Bu anlamda neler attırılmalı, hangi adımlar atılmalı? Öncelikler arasında bunlar da olmalı mı? Kesinlikle mazlumların bu konuda birkaç açıklaması oldu. Birden fazla özellikle hatırlarsınız güvenlik soruşturmaları ile ilgili mevcuttaki insanların da işlerine son verilmesi ya da onların başka yerlere gitmesinin engellenmesi ile ilgili bir durumla karşılaştık. Devlet memurluğuna alınmalı zaten bir güvenlik soruşturması var. Buradaki sorun şudur. Şahıs gerçekten bir suç işlememiş. Ailesinden, kardeşinden, babasından, amcasından bir birey yargılanmış ya da bir toplantıya katılmış ya da bir gösterinin içerisinde. Sırf bu fotoğrafı var ya da bu kaydı var diye şahıs engellenebiliyor. Ya da şahıs diyelim ki bir suç iddiası ile ilgili suçlanmış ama beraat etmiş ya da takipsizlik almış. Ya da memnun hakları yani hakları geri iade edilmiş. Bu durumda yani bu insanı ömür boyu ilelebet onun cezaevinde yatması dahil olmak üzere bunu görmezden gelinip İleriki hayatını da karanlık bir şekilde sen artık bir insan olarak bu toplumda yer almamalısın gibi güvenlik soruşturmasıyla seni bırakıyorum ama kendi daha iyi tanıdığım, kendi ideolojik görüşüne yakın olduğunu düşündüğüm adamları alıyorum dediğinizde siz toplumsal zemini, binaya zarar verirsiniz. İnsanların adalete olan inancını zedelersiniz. Bu mülk, hani mahkeme kadıya mülk değil. Devlet A görüşünün, B görüşünün, A partisinin, B partisinin mülkü değil. Hepimizin buradaki bizi dinleyen, dinlemeyen bütün görüşlerdeki insanların ortak halidir. Onların ortak bir zeminidir. Siz adaleti korumadığınızda
Bu ne olacaktır? Bataklıklar oluşacaktır. Buna karşı çıkanlar olacaktır. Ve en sonunda çatışmalar, rahatsız edici sonuçlarla hep beraber karşılaşacağız. Evet. Peki Nesli Bey, tekrar döneceğim size. Kasım Bey, tabii şunu da konuşmakta fayda var. Nesli Bey'in değindiği konulara da değinebilirsiniz. Orada da ayrı bir parantez açabilirsiniz tabii ama güçler ayrılığı meselesi. Yani bu temel ilkede sorun var ve bu meselede genelde yürütme lehine güçler ayrılığı bozuluyor. Yani bu anlamda da reform eğer konuşulacaksa güçler ayrılığı meselesini de konuşmamız gerekiyor herhalde. Bahsettiğiniz husus bir anayasal durum. Evet. Anayasada güçlerin ayrılığı prensibi, ilkesi benimsenmişti bildiğiniz gibi. Hı hı. Fakat sonradan yapılan değişikliklerle gerek mevzuat anlamında gerekse de facto bir şekilde yani fiiliyatta güçler ayrılığının yerine güçlerin tek bir yerde toplanması, yasama, yürütme, yargı erklerinin bir yerde toplanması söz konusu oldu. Hal böyle olunca maalesef özellikle bu yeni sistemle, partili cumhurbaşkanlığı sistemi diye tabir ediyorum ben, bu yeni sistemle adeta devletin tek bir partisi, tek bir yargısı, tek bir yasaması, işte tek bir yetkilisi varmış ve bununla ilgili iyi niyetiyle bile herhangi bir eleştiri geliştiren kişi veya odaklar sanki devlet düşmanıymış hüviyetine, havasına sahip olduğu bu süreçte. Gerçekten bu hususun birbirinden ayrılması gerekiyor. Elbette Türkiye zor bir süreçten geçti. Hain bir darbe girişimi atlattı. Olağanüstü bir hal söz konusu oldu. Ancak siz olağanüstü halde dahi kuyumcuların işte biz olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Dolayısıyla siz bana bir altın parası verdiğinizde ben size beş altın vereceğim dediğini duydunuz mu? Hayır, böyle bir şey yapmazlar. Adalet kuyumculuktan ve altından çok daha değerli bir husus. Dolayısıyla olağanüstü hallerde bile insan temel hak ve hürriyetlerine riayet etmek devletin esas borcudur. Bu konuda da bu tür durumlarda da toptancı yaklaşarak işte olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla biz masumiyet karinesini ihlal edebiliriz gibi bir sonuca ulaşırsanız kitlesel mağduriyetlere sebep olursunuz. Ben burada bir parantez açmak istiyorum. Buyurun. Türkiye'de özellikle olağanüstü hal ile birlikte masumiyet karinesi tersten işletildi. Yani insanlar peşinen suçlu kabul edildi. Binlerce kişi vatan haini kabul edildi. Devletin varlığına ve birliğine yönelik tehdit unsuru olarak damgalandı. Ve mahkemelerde kendisinin suçlu olmadığının ispat edilmesi istendi. Yani masumiyet karinesi tersten işletildi. Oysa bir herhangi bir suçla ilgili o suçu işlememiş bir insanın bu suçu işlemediğini nasıl ispat etmesi gerekiyor? Tam tersine iddia makamının veya yargılama sonucunda mahkemenin bu kişinin bu suçu işlediğine dair deliller ortaya koyması gerekiyor. Masumiyet karinesi bunu gerektirir. Bir ülkede en üst yani hukuk anlamında en üst merci olan Adalet Bakanı'nın 18-19 yıllık kesintisiz iktidardan sonra masumiyet karinesinden bahsetmesi gerçekten bu hususun artık dayanılamaz seviyeye geldiğini çok açık gösteriyor. Türkiye'de son dönemde ortadan kaldırılan bir başka husus hukuki öngörülebilirlik. Yani herhangi bir vatandaş, hangi görüşten olursa olsun, herhangi bir vatandaş herhangi bir durumda başına neler geleceğini önceden kestiremiyor. Yani atacağı bir tweet, yapacağı bir paylaşım ya da herhangi bir haksızlığı, hukuksuzluğu dile getirmesinde sonrasında nelerle karşılaşacağını öngöremiyor. Her an başına, yani Türkiye'deki hukuki durum şu anda özet olarak herkesin başına her an her şey gelebilir durumuna geldi şu anda. Bu sebepten dolayı yani masumiyet karinesi gibi çok temel bir ilkenin sanki yeni bulunmuş bir erdemmiş gibi Adalet Bakanı tarafından dile getirilmesi gerçekten ben hem önemli buluyorum hem de geçmiş yıllara acıyorum. Yani yazık olmuş Türkiye'nin 18-19 yıl sonra hukukta konuşması gereken şey bu olmamalıydı.
Bir diğer husus da hakimlerin bağımsızlığı hususu. Anayasa madde 138'de hakimlerin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Elbette bu maddede şöyle bir ibare vardır. Mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat verilemez şeklinde bir anayasal hükmümüz var. Yalnız bunun iki yönü var. Yani elbette hiçbir kişi, kurum, siyasi kesinlikle hakimlere veya mahkemelere talimat vermemeli. Ama ikinci husus da şudur. Hakimler de, savcılar da hiç kimseden talimat almamalı. Yani eğer siz hakim olmuşsanız, savcı olmuşsanız, size yönelik herhangi bir emir veya talimata anayasa madde 138 kapsamında karşı koymanız gerekiyor. En azından bu cesareti, bu iradeyi sergileyebilmeniz gerekiyor. Yani ehliyet ve liyakat anlamında az önce Üstadım Nesip Bey'in de söylediği gibi ehliyet ve liyakat hususunda bazı şeyleri aşmadan sadece o koltuklara belirli sınavlardan veya belirli torpillerden geçerek oturma, yani hakimlik veya savcılık demek değildir. Ben iki yönlü olduğunu düşünüyorum. Hiç kimse hakimlere ve savcılara emir veya talimat vermemeli. Ama hiçbir hakim veya savcı da hiç kimseden emir veya talimat almamalıdır. Yani eğer sizi sürgün edeceklerse etsinler. Yani sizi diyelim ki batıdan doğuya, ücra köşelere tayininizi çıkaracaklarsa, sizi oraya göndereceklerse göndersinler. Yani bir zahmet bu riski de göze alabilmelisiniz eğer hakim veya savcı olmuşsanız. Bu yönüyle ben anayasa madde 138'in bu ihtiyacı hukuki anlamda, yani anayasal bir norm anlamında karşıladığını düşünüyorum. Tek sorun siyasilerin ve karşı taraftaki muhatapların bu anayasal teminata riayet etmesi. Yani o yüzden siz bugün dünyanın en adaletli kanunlarını da getirseniz, işin sonunda iş dönüp dolaşıp insan kalitesine dayanıyor. Yani eğer siz önce ahlak ve maneviyatınızı öncelemezseniz, tamamen maddi konulara odaklanırsanız, işte her şeyi bir polisiye tedbirlerle çözmeye çalışırsanız yapamazsınız. Evvela siz kendi koyduğunuz kanunlara uymanız gerekiyor ki bundan sonra gündeme getireceğiniz reform konusu ciddiyetle karşılansın. Şu anda Türkiye'nin gerçekten de ciddi bir reforma ihtiyacı var. Bu reformun hukuk ve ekonomi başlıkları da isabetli olarak seçilmiş düşüncesindeyim. Gerçekten de hukuk ve ekonomi birbiriyle yakın ilişkilidir. Hukukun olmadığı yerde ekonominin gelişmesi beklenemez ki hali hazırda hukuk krizi, yani özellikle darbe süreci, hain darbe girişimi ve sonrasındaki olağanüstü hal sürecinde hukukun en temel kavramlarının dahi ayaklar altına alındığı bir süreçten sonra böyle büyük bir ekonomik krizin yaşanması tesadüf değildir. Bunlar anormal gidişatın normal sonuçlarıdır, normal sonucudur. Evet. Yani ekonomi ile hukuk birbiriyle bağlantılıdır. Bu evet. Yüzden ben hem konuyu isabetli görüyorum, hem konu başlıklarını isabetli görüyorum. Ama kesinlikle samimi olmaları gerekiyor ve çözüme yönelik adil adımlar atmaları gerekiyor. Peki, peki tekrar döneceğim size Kasım Bey. Nesip Bey'den devam edelim. Şimdi Nesip Hocam, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni reformların hem içeride hem de dışarıda iki boyutlu olduğunu söyledi, bu reformların karşılığının pozitif yansımalarının olacağını da belirtti. Ancak yapılacak reformlara ilişkin herhangi bir detay henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil. Öncelikle gerçekten hükümet var olan sorunları tespit etti ve etmiş mi? Bu sorunları giderme yönünde bir adım mı atacak, yoksa sizin farklı bir beklentiniz mi var? Mesela öteden beri siz de az önce bahsettiniz, genç yaşta evlenmiş olanların yaşamış olduğu mağduriyetler, cinsel istismar suçuyla hapsedilmişler. 28 Şubat mağduriyetleri hala var, Sivas davası var vesaire. Buyurun buradan devam edelim. Tamam. Nesip Bey, bir teknik aksaklık var seste. Arkadaşlarım o sorunu düzelsinler. Kasım Bey, biz tekrar o zaman sizden devam edelim. Sorumu dinlediniz umarım. Ben Nesip Bey'e yönetmiştim ama aynı soruyu size yönelteyim. Sonra da Nesip Bey'den devam edebiliriz. Aldınız değil mi soruyu?
Bir kesinti yaşandı da ben sizin Şöyle, tam ben anlamadım. tekrarlayayım o zaman. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı sesimi alabiliyorsunuz değil mi hocam? Evet, şu an alıyorum. Tamam. Ben devam ediyorum o zaman sizden. Nesip Hoca ile bir ses problemi yaşıyoruz. Arkadaşlar o problemi çözmeye çalışıyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Evet. yapılacak olan reformların hem içeride hem dışarıda pozitif yansımalarını olacağını söyledi. İki yönlü bir süreç bekliyor bizi. Tabii detaylar yok. Yani reformların içerisinde neler var, kapsamı ne bilmiyoruz. Yani bunun içerisinde sizin beklentiniz ne? Kapsamına dair bir de var olan sorunlar var. Az önce ben saydım işte 28 Şubat sürecinin mağdurları, Sivas davası mağdurları, yine genç yaşta evlendikleri için mağdur edilenler ve daha birçok yargı sisteminin hukuksal sorunlarını yaşatmış olduğu sorunlar var. Bunlar görülmüş müdür? Bu konuda da adımlar atılacak mı? Görülmüştür diye umuyorum. Çünkü eğer toplumsal bir mağduriyet, gerçekten toplumun her yönüne sirayet eden kitlesel mağduriyetler artık üst makamlar, üst merciler tarafından görülmemiş olsaydı böyle bir reform ihtiyacı belirmezdi diye düşünüyorum. Evet. Esasen şu soru sorulması gerekiyor. Reform ihtiyacı var. Öyleyse reforma nereden başlamalıyız? Evet. Sizin de söylediğiniz gibi toplumun en çok mağdur edildiği konularda reform yapılması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi sizin söylediğiniz gibi 28 Şubat mağdurları, KHK mağdurları ve bununla ilgili yaşanan kitlesel mağduriyetlerin giderilmesi adına erken evlilik yapan gençlerin sorunları ve yine İstanbul Sözleşmesi ve buna bağlı olarak 6.284 sayılı kanunla beraber uygulamada yaşanan sıkıntılar ve haksızlıklar. Bunların tamamında ciddi bir anlamda bir reform gerekiyor. Bu reform yapılırken bir kanun tekniği izlenirken toplumun değerleri, toplumun sosyolojik yapısı, toplumu oluşturan bireylerin psikolojik altyapısı, değerleri, paradigması bütün bunlar göz önünde bulundurulmalı. Yani esasen hukuk kanun sihirli bir değnek değildir. Yani siz bir kanunu çıkaracaksınız ve bütün sorunlarını çözeceksiniz. Böyle bir şey yok. Evvelinde bir çalışma yapılması gerekiyor. Yani bütün bilimlerin, sosyoloji bilimlerinin, psikoloji bilimlerinin, kültürel alanda, diğer alanlarda, ekonomik, hukuk, sosyal, siyasal bütün alanlarda çok ciddi bir çalışma yapmalısınız. Ve bu çalışma sonucunda işi kanuna dökmelisiniz. Şimdi ben Eğer kısa bir Kasım Hocam pardon kısa bir parantez açayım ben. Eleştiriler de var. Henüz işin başındayız ama hükümet reformu kendisi mi yapacak? Toplumsal bir mutabakatla mı bu reform sürecini yürütecek? Sadece bu reformu kendisi mi yapacak? Meclisteki partilerle istişare edilecek mi? Veya meclis dışındaki gerek siyasi partiler gerek sivil toplum kuruluşlarıyla da bu süreç götürülecek mi? Bu da merak konusu. esasen şunu söyleyebilirim. Yani bir ülkenin en üst makamlarında bulunan kişilerin hukuk gibi çok önemli 82 milyonun, 83 milyonun tamamını ilgilendiren bir konuda reform yapmak istemesinden hemen sonra yapacağı ilk şey toplumsal mutabakat aramasıdır. Yani biz bu ülkede hep birlikte yaşıyorsak ve çıkacak olan kanunlar hepimize uygulanacaksa öyleyse hepimizin üzerinde uzlaştığı, en azından kabul ettiği, aynı fikirde olmasak bile birbirimize hoşgörüyle yaklaşabildiğimiz hususlar aranmalı. Kesinlikle hem kitlesel mağduriyetlerin, özellikle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşülmeli, hem milletimizin değerleri göz önünde bulundurulmalı. Bütün bunlar bir sürece tabi tutularak o süreç sonunda çıkacak olan sonuca göre kanunlar yapılmalı. Nitekim anayasalar, örneğin anayasalar bir toplumsal sözleşmedir. Yani siz bunu salt çoğunlukla 50 artı 1 ile değil, nitelikli bir çoğunlukla değiştirmeniz gerekiyor. Yeni bir diyelim ki anayasa çalışması yapıyorsunuz. Toplumsal mutabakatı nitelikli çoğunluk olarak aramanız gerekiyor. Yoksa 50 artı 1'i ben aldım, istediğimi yaparım, her türlü anayasayı değiştiririm, yaparım derseniz yine yaparsanız yaparsınız ama çözüm bulamazsınız.
Nitekim anayasayı değiştirdik, kanunları değiştirdik. 18 yıl boyunca kesintisiz olarak Adalet Bakanlığı elimizde tuttuk. Ancak mağduriyetleri giderme noktasında bir arpa boyu yol alamadı. Yani bu hususlarda ciddi bir çalışmanın yapılabilmesi için elbette sizin söylediğiniz gibi toplumsal mutabakatın aranması gerekiyor. Biz Evet. bunu umuyoruz iktidardan. Devam edeceğim. Arkadaşlar Nesip Bey ile teknik sorunu hallettik mi, ses sorunu? Kasım Bey, şimdi o zaman şöyle devam edelim. Biraz daha hani yaşanan reformu gerektiren sorunların detaylarına ilişkin. Kısaca bahsettik başlıklar olarak. Yani 28 Şubat davası mağdurları diyoruz. Yaşanan mağduriyetler ne? Sivas davası mağdurları diyoruz. Yaklaşık 30 yıldır süren bir süreçten ve mağduriyetten bahsediyoruz. Biraz bunun detaylarına, yaşanan mağduriyetlere de dikkat çekmek gerektiğine inanıyorum. Çünkü insanlar gerçekten mazlum ve mazlumiyetleriyle hiç yoktan 30 ile yakın süredir cezaevlerinde kalıyor. Kasım Bey. Kasım Bey, sesimi alabiliyor musunuz? Ses kesintiye uğradı da. Alıyor musunuz şimdi şu an sesimi? Şu an alıyorum sesinizi. Şu an alıyorsunuz sesimi. Ben biraz hani Evet. reformları gerektiren sorunlardan bahsettim. Üst başlık olarak reformdan bahsediyorsak muhakkak sizin dediğiniz gibi sorunlar vardır ki biz reformdan, yenilikten, yeni düzenlemelerden bahsediyoruz. O sorunları konuşalım. Başta 28 Şubat davası, 28 Şubat sürecinin mağdurları ve Sivas davası mağdurları olmak üzere biraz orayı açalım. İnsanlar ne yaşadı bu süreçte? Seste sanki sıkıntı devam ediyor. Tabii önemli bir konuyu konuşuyoruz. Yargıda reform meselesi. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları olmuştu bu konuda. Yine akabinde Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı'nın açıklamaları olmuştu. Hatta Adalet Bakanı'nın çok dikkat çeken bir ifadesi vardı. Kimileri de bu sözler üzerine eleştiriler de yönettiler. Yani Adalet Bakanı'nın aslında uygulama makamında olduğunu, bu sözleri pratikte de göstermesi gerektiğini ifade etmişlerdi. Bu yönde eleştiriler vardı. Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun demişti Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. Tabii adaletin yerini bulması için insanların beklentileri var. Ben az önce 28 Şubat sürecinde yaşanan mağduriyetlerden, yine FETÖ yargısının neden olduğu mağduriyetlerden, Sivas davası mağduriyetlerinden ve 8 bin aileyi yakından ilgilendiren genç yaşta evlilik mağdurlarından, onların cezaevi sürecinde mazlumiyetinden bahsetmiştim. Bunları detaylıca aslında bizim konuşmamız, irdelememiz gerekiyor. İşte bunlar için adalet yerini bulmalı ve gerekirse kıyamet dahi kopsa yerini bulmalı. Adalet Bakanı'nın sözü altına imza atılacak bir söz bu anlamda. Konuklarımla herhalde irtibat kurabiliyorum. Kasım Bey, duyabiliyor musunuz beni, Nesim Hocam? Evet, duyuyorum ben şu an. Tamam. Son sorumu alabildiniz mi? Biz şu an sizin sesinizi alıyoruz. Evet, son sorunuzla ilgili Buyurun. şöyle söylenebilir. Yani gerek 28 Şubat mağdurlarıyla alakalı, gerek FETÖ yargısından mağdur olanlar, bu hususta özellikle ceza hukuku anlamında yeniden yargılama kurumu etkin bir şekilde işletilmeli. O dönem alınan kararlar hangi sahiplerle alındı? Somut deliller dosyada mevcut mu? Yani kişinin o suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin kanaat getiren somut deliller var mı yok mu? Buna bakıp bu hususta özellikle ceza hukukunun yeniden yargılama müessesesinin etkin bir şekilde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mahkeme kararları adil olduğu için maddi gerçeğe %100 ulaştığı için uygulanmazlar. Mahkeme kararı olduğu için uygulanırlar. Elbette ki bunda isabet edebileceği gibi bunda isabet etmeyebilir. Dolayısıyla ceza hukuku anlamında sonradan ortaya çıkan bir
somut delil, bir belge varsa veya bir olgu ortadaysa bu bahsi geçen davalar için yeniden yargılama sebebidir. Bu nedenle biz de 28 Şubat'ın olağanüstü süreci göz önünde bulundurularak bu mağduriyetlerin giderilmesi adına hala hapis durumları devam eden hükümlülerin yeniden yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Ki 28 Şubat adil Kasım Bey, ki 28 Şubat sürecinde briefingli bir yargının vermiş olduğu karardan bahsediyoruz. Hani FETÖ yargısının mağduriyetlerinden de bahsederken işte birçok üyesi bugün terörist nitelendirmesinde bulundurularak cezaevinde bulunuyor. O hakim ve savcıların, yani böyle bir süreçte oluşmuş bir mağduriyetten bahsediyoruz. İvedilikle öncelikle bu mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor. Elbette çok önemli bir noktaya değindiniz. Şöyle söyleyeyim. Yani 28 Şubat sürecinde biliyorsunuz komutanlar gerek Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Danıştay, Sayıştay, yüksek yargı kademesindeki yargıçları karargaha davet ederek irtica gibi her türlü anlam yüklenebilen bir hususta briefing verdiler. Yani hangi hususların yargıda işte irtica diye nitelendirileceği, hangi hususların belirti sayılabileceği gibi briefingle oluşturulmuş bir yargı sistemi ve bu yargı sisteminin yargıladığı ve irtica gibi henüz tanımı dahi belli olmayan bir suçlamayla binlerce insanın mağduriyetine yol açan bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla şu soru sorulabilir. Yani yeniden yargılama bu davalarda uygulanmayacaksa başka hangi davada uygulanabilir? Evet. Tabii o devam edelim o zaman biz tekrar buradan. Önemli bir süreçten geçiyoruz ve tabii hem ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Öte taraftan yargısal problemler de yaşıyoruz ki yargıda reformu da konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Nesip Hocam hazır sanki. Nesip Hocam. Evet hocam. Son sorumu almıştınız sanırım. Hatırlatayım mı? Doğrudur. Ben tekrar bir sorumuz tabii varsa. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani geçtiğimiz hafta reformlarla ilgili açıklamaları, son Adalet Bakanı'nın açıklamaları. Tabii içeriye yönelik hani detay yok. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yeni sürecin reformların hem içeride hem dışarıda pozitif yansımaları olacağını söyledi. İçeriği bilmemekle beraber beklentiler de var. Yaşanan büyük mağduriyetler var. Bu anlamda sizce o toplumun beklentileri karşılanabilecek mi bu süreçte? Yani genç evlerin yaşamış olduğu mağduriyetlerden bahsettiniz. 8 bin aileyi ilgilendiriyor. Yine 28 Şubat sürecinin hala mağdurları var. Cezaevlerinde olanlar var. Sivas davası yaklaşık 30 yıldır mağdurları hala cezaevinde suçsuz yere yatıyorlar. Buradan devam edip değerlendirmenizi alalım. Allah razı olsun. Öncelikle bir teknik aksaklık benim hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Buyurun. Şimdi özellikle adalet bekleyen çok ciddi kesimler var. Bundan içerisinde 30 yılı aşkın süredir Sivas davası mağdurları var. Gerçekten olay yerinde bile olmadığı ispatlandığı halde o dönemin konjektör ve ideolojik sapkınlığı nedeniyle hapis cezası verilmiş. Yeniden yargılama talep ediyorlar onlar. Yeniden yargılansak zaten beraat alabileceklerini düşünen birçok insan var. Bunun dışında son dönemde Hizb-ı Tahrir dosyalarından mağdurlar var. Tekrar gözaltına almalar hadisesi söz konusu. Anayasa Mahkemesi Hizb-ı Tahrir'in bir şiddet örgütü olmadığını, tamamen fikirsel, ideolojik beyanların oldu, hilafet istediğimi söylüyor. Bu dönemde bunlar dahi silahlı örgüt üyeliğinden Türkiye'de cezalandırılabilmekteydi. Anayasa Mahkemesi bunların bu yapısı olmadığını söylediği halde bakıyorsunuz, halen dahi insanlar ondan dolayı halen dahi günümüzde dahi gözaltına alınabilmekte, yargılama süreçlerini yaşayabilmekteler. Özellikle bu erken yaşta evlilik meselesiyle ilgili olarak kanunlar adaleti sağlamaz. Kanunlar adalete aykırıysa, hukuka aykırıysa düzeltilmeli, kaldırılmalıdır. Bizim inancımız, İslami bir inancımız var. Biz bir Müslüman olarak dinimizle çelişen, haksız gördüğümüz hükümler varsa onların değiştirilip kaldırılmasını istemeliyiz. Erken yaşta evlenen bu bireylerin halen dahi özellikle beklediğini biliyoruz. Eşleri, çoluk çocukları bunları bekliyorlar. Bir an önce bu çoluk çocuklarına kavuşmalılar. Bunun dışında bu KHK mağdurları var.
Onların sayısı da on binlerce, yüz binlerce ile hitap edilebilecek şekildedir. Mesela sadece 500 bin tane gözaltına alınan insan var. Hani insan ilk düşündüğünde yani şaka gibi yani 500 bin tane insan gözaltına alınmış olabilir mi? Bunların içerisinde gerçekten darbeye karışıp ciddi ciddi her türlü ağır cezayı yemesi gerekenler var. İstisnai olarak. Dini bir sohbet yapmış, bir sohbete katılmış. Bu herhangi birimizin de yapabileceği çok sıradan bir şey. Bankasaya para yatırmış ya da diyelim ki dini açıdan hani onların yurtlarında kalmış, okullarında öğretmenlik yapmış. Maddi durumu iyi olmamış. Bizim bunu ayırmamız gerekiyor. Yani sapla samanı ayırmadığımızda bu sefer gerçek suçlular işte yurt dışına kaçmışlar zaten. Onların zaten bir kısmının tuzu kuru ya da baş zalimleri orada kendince korunuyor. Olan buradaki garibanları oluyor. Mesela bunlarda ciddi manada velat ve takipsizlik alanlar var. Bunların platformları da var. Bize de başvurdular. Yani ne yapalım diyor. Yani ne yiyeceğiz, ne yapacağız? Çoluk çocuğumuza nasıl bakacağız diyor. Yani devlet diyelim ki bunlara ilk anda güvenmeyebilir. Onlara bir tedbirli olarak farklı bir işte yine çalıştırabilir. Yani amaç insanı korumak olmalı. İnsanla kavga ederek götürmek olmamalı. Son dönemdeki bir sorunumuz da şudur. 62-84'ten dolayı ciddi bir şekilde 3 ay, 6 ay değişik şekilde uzaklaştırılan insanlar sorunumuz. Aileler, diyelim ki bu ailevi bir mesele, siz direkt kolluğu dahil ettiğinizde bunun hakem ve uzlaştırma dinimizde de olan bir husustur. Hakem ve uzlaştırmacıyı da yasak ettiğinizde kim bunu çözecek? Yani şu an belki on binlerce aile sorun yaşadığında bir hakem devreye giriyor, onları çözüyor. İş yargıya, emniyete, karakola gitmiyor. Ama siz bunun önüne aldığınızda yani aileyi dinamitliyorsunuz, aileyi çökertiyorsunuz. Ya da diyelim ki sadece benim beyanımla niçin diğer taraf cezalandırılsın ya da belli bir şekilde evinden, çoluk çocuğundan uzaklaştırılsın. Elbette ki diyelim ki çoluk çocuğunu zulmeden, eşine ciddi bir şekilde hakaret eden, darp eden, suistimal eden adamlar vardır. Yok değildir. Fakat bunları genele şamil edip geneli cezalandırdığınızda daha büyük sorunlar yaşıyorsunuz. Bu nedenle buradaki mevzuatta ciddi sorunlar var. Bunları ayıklamanız gerekiyor ki insanlar acil eylem planında bunun karşılığını bir görmek isteyeceklerdir. Peki Nesip Bey, ben son bir soru daha size yönetmek istiyorum. Birkaç cümleyle bunu da cevaplarsanız, bu sürecin yeni anayasaya doğru, bu süreç daha doğrusu yeni anayasa çalışmalarına doğru, bu konudaki gayrete doğru evrilir mi sizce? Çünkü anayasa, sivil bir anayasaya bu ülkenin büyük bir ihtiyacı var. Kesinlikle Türkiye'de yamalı bohça olan ta 82 anayasasının onlarca defa değiştirilmesine rağmen dikiş tutmuyor. Bizim de dileğimiz bazı temel sorunları anayasada çözmeniz lazım ki insanlar adaleti, iyiliği, hakkı görebilsinler. Evet. Nesip Hocam, biraz teknik sorun da yaşadık. Umarız başka bir gün daha geniş bu konuyu tekrar sizinle konuşma imkanı buluruz. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katkı ve katılımınız için. Selametle. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Kasım Bey'le ben aynı soruyu, bu yeni anayasa, sivil anayasa meselesiyle ilgili soruyu size de yönelteyim. Birkaç cümleyle sizden de bu konuda bir yanıt alalım. Burada öncelikle bir güncel yanılgıyı düzeltmek istiyorum. Buyurun. Yani bir anayasa çalışması yapılırken bu anayasanın sivil mi, askeri mi, siyasi mi olmasından çok adil mi, değil mi? Bunun üzerine konuşmak, bunun evet, üzerine güzel. Tartışma evet. Yürütmek gerekiyor. Çünkü yani askerler de anayasa yapabilir, asker şahıslar, asker hukukçular, siviller de, siyasiler de anayasa yapabilir. Aradığımız tek kriter, arayacağımız tek kriter adalet olmalıdır. Yani adil bir anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı var mıdır? Elbette ki vardır. Özellikle son dönemdeki değişikliklerle beraber anayasanın toplumsal mutabakat vasfı da göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin deyim yerindeyse %90 ve üzeri bir konsensüsle üzerinde uzlaşı sağlayabileceği çerçeve bir anayasaya ihtiyacı olduğu aşikardır. Ben az önce Üstad Nesip Bey'in bazı konularına ekleme yapmak istiyorum müsaadenizle. Buyurun. İstanbul Sözleşmesi diye bilinen, yani gerçek adı kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin
Ve bununla ilgili 6.284 sayılı yasayı konuşmak istiyorum. Çünkü bu tür mağduriyetler artık bıçak kemiğe dayandı seviyesine gelmiş. Şöyle söyleyebilirim. Yani bir aile gibi özel bir meseleyi uluslararası bir sözleşmeyle düzenleme gereği nereden hasıl oldu? Bunu öncelikle bu sorunun cevabını aramak durumundayız. Peki İstanbul Sözleşmesi'nden önce kadınlara şiddet uygulamak serbest miydi? Böyle bir şey var mı? Hayır, uygulamada böyle bir şey yok. Başka bir soru soralım. İstanbul Sözleşmesi uygulandığından beri, yani 2012-2013 yıllarından bu yana kadına yönelik şiddette bir azalma var mı? Hayır, artış var. Yani esasen İstanbul Sözleşmesi erkeği kanunlar karşısında çaresiz durumda bıraktığından dolayı şiddeti körüklemektedir. Şiddetin bizzat kaynağıdır diyebiliriz İstanbul Sözleşmesi için. Çünkü sözleşmede kullanılan bazı tabirler ve bazı tanımlar erkeği neredeyse artık ifadesiz ve çaresiz bırakmakta. Mesela siz birçok bazı konuyu arabuluculuğa ve uzlaştırmaya tabi tutarak çözüyorsunuz siyasi irade olarak. Ama aile gibi özel bir konuda madde 48'e 1'de arabuluculuk ve uzlaştırma yasağı kapsamına alıyorsunuz bu hususu. Sizin amacınız gerçekten aileyi korumak mı, eşleri birbirinden ayırmak mı? Öte taraftan 6.284 sayılı yasada kadının bir beyanıyla erkek evden uzaklaştırılmaktadır. Yani siz o beyanı destekleyen bir delil aramıyorsanız, herhangi bir belge aramıyorsanız, öyleyse siz kadını peşinen mağdur, erkeği de peşinen suçlu olarak kabul ediyorsunuz devlet olarak. Yani erkekler potansiyel bir suçlu, kadının bir beyanı erkeğin suçlu olarak kabul edilmesi için yeterli. Yani Evet. bu gerçekten akla ziyan bir husustur. Bu hususun da İstanbul Sözleşmesi madde 80'de fesih hakkı tanınmaktadır taraf devletlere. Taraf devlet olarak biz de bu sözleşmeden bir an önce çekilmemiz gerekiyor. Esasen bu sözleşmeyi bize sunanlar kendi ailelerini, kendi kadınlarını koruyabilmişler mi? Kendi ailelerini dağıtan, kendi kadınını koruyamayan Avrupa'nın bizim ailelerimizi koruma gibi bir derdi, bir amacı olabilir mi? Elbette ki hayır. Dolayısıyla bu hususun da Peki. reform düşünüldüğünde en başta düşünülmesi gereken konulardan biri olduğunu Peki. düşünüyorum. Peki Kasım Bey, çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkı ve katılımınız için. Sizinle de inşallah farklı programlarda, farklı günlerde tekrar bir araya geliriz diyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Değerli izleyenler, kısa bir aramız olacak. Saat başına tekrar buradayız. Değerli izleyenler, kısa aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yargıda reformu konuşuyoruz. Programın ilk bölümündeki konuklarımla değerlendirmelerde bulunduk tabii ki. Avukat Nesip Yıldırım ve Avukat Kasım Karadaş'la şimdi ikinci bölümde de yine bir hukukçuyla konuyu değerlendireceğiz. Avukat Mirhan Özbekli, Yusufider Başkanı. Mirhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar. Mirhan Hocam, tabii şimdi yargıda reform önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem içeride hem dışarıda pozitif yansımaları olacak gerek yargıda gerek ekonomide yapılacak olan reformlarla ilgili. Ama bu reformların kapsamına ilişkin ve detayına ilişkin henüz bir açıklama, bir veri, bir bilgi yok. Reforma ihtiyacı var yargı sisteminin. Nereden başlamalıyız sizce? Biraz oradan sizden kısa bir değerlendirme alalım. Neye ihtiyacımız var? Yargının sorunları, problemleri neler? Yaşanan mağduriyetleri nasıl çözeriz yeni düzenlemelerle? Öncelikle şunu belirteyim. Gördüğüm kadar sesimi alabiliyor musunuz? Sesinizi alıyorum. Ben sesinizi alıyorum. Buyurun, devam edin. Özür dilerim. Ya estağfurullah, buyurun. Şimdi öncelikle şuradan başlanmalı. Bu yargıda reform dedikleri çalışmanın daha içeriği kamuoyuyla paylaşılmadı. Evet.
O yüzden neyi kapsadığını, hangi alanla olduğu ilgili, hangi alanla ilgili olduğu konusunda elimizde çok somut bir bilgi yok. Ama gördüğüm kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı daha çok Türkiye'nin şu anda kendince en çok ihtiyaç duyduğu ekonomik sıkıntıların giderilmesi açısından ticaretin daha canlı bir hale dönüşebilmesi için o konuda ciddi adımların atılması gerektiğini düşünüyor ama bizim daha çok şüphe yok ki bu alanda ciddi reformlara ihtiyaç var ve yapılmalı. Fakat daha çok bizlerin ve özellikle de Türkiye kamuoyunun daha çok temel hak ve özgürlüklerin kullanılması ve bu alanın geliştirilmesi gerekmektedir. Yine özellikle cezaevi koşullarının, özellikle yargının hızlandırılması, özellikle ceza alanında ki yargılamanın, yargının hızlandırılması gerektiği görüşündeyim. Maalesef geçmişte özellikle gerek 90'lı yıllardan itibaren başlayan ve gerek kötü muamele ve işkencenin yapıldığı yıllara ait oluşturulan dosyaların ve o dönemdeki hakimlerin verdiği kararların ele alınması, yeniden yargılamaların yapılması için bu alanda adım atılması gerekmektedir. Şimdi biz Mirhan Bey, pardon kısaca bir araya gireyim. Biz programın ilk bölümünde buna değindik. Dilerseniz bu konuyu biraz daha sizinle de açalım. Hani özellikle de 28 Şubat sürecinin briefingli yargısının oluşturmuş olduğu mağduriyetler vardı. Onların akabinde gelen FETÖ yargısının oluşturmuş olduğu mağduriyetler vardı. Yine son dönemde özellikle genç yaşta evlendikleri için cinsel suç, istismar suçuyla suçlanıp da hapsedilenler var. 28 Şubat sürecinden bahsettik. Sivas davasından bahsetmemek elbette olmaz. Bu anlamda yaşanan mağduriyetler var. Hani siz de bu yaşanan mağduriyetlerde kimi dosyalara, kimi davalara da girdiniz. Daha fazla vukufiyetiniz var. Yani çözüm bekleyen, ivedilikle çözüm bekleyen, reformlar üzerinden sorunların çözümünü bekleyen sorunların başında bunlar mı geliyor? Tabii farklı kesimlerin farklı beklentileri de var. Yani, buradan devam edelim biz. Kanaatimce bu konunun çözüme kavuşturulabilmesi için öncelikle bu konuda yargıçların, hakimlerin, savcıların, hatta kolluk güçlerinin olaya bakışı ve zihniyetini değiştirilmesi yönünde bir çalışmanın ortaya konulması gerekmektedir. Bakın şu anda herkes Türkiye'de özellikle 12 Eylül'den itibaren, 12 Eylül'den başlamak üzere ta 2002'ye kadar Türkiye'de ciddi kötü muamele ve işkencenin yaşandığını, 28 Şubat sürecinin de dahil olduğu, işte bütün yargının etki altında bırakılmak istendiği bir süreci yaşadık ve bugün Türkiye'yi idare eden siyasi iktidarda bunların o dönemde bu sıkıntıların yaşandığını net bir şekilde ortaya koymakta ve bununla mücadele edeceğini ve yaşanan mağduriyetlerin giderileceğinden bahsetmektedir. Tabii önce bunun tartışılması lazım. Yine Fethullahçı grubun sebep olduğu mağduriyetleri bir sonraya bırakalım. Öncelikle bunları tartışalım. Hı hı. Çünkü bu gerek Türkiye genelinde ve özellikle Hizbullah cemaatine başta olmak üzere çok çok bu bölgede özellikle Kürt illerinde insanlık dışı işkence yapıldı. Birçok insan sokak ortasından alındı. Aylarca emniyet dışında, emniyet tarafından tutulan evlerde tutuldu. Kimisi öldü, kimisi öldürüldü, kimisi polisin elinde öldü, işte kaçarken vuruldu veya intihar etti şeklinde birçok haber çıktı ve birçok hadise yaşandı. Bu artık belgelerle de mahkeme kararlarıyla da sabittir. Bu yaşandı. 28 Şubat sürecinde bütün Türkiye genelinde yaşanan sıkıntılar var. Bunu da artık hiç kimse inkar etmiyor. Sivas dosyasında yaşanan mağduriyetler var. Bunların
siyasi iktidarda bu mağduriyetlerin yaşandığını kabul ediyor. Fakat bir problem var. Pratikte adım atılmıyor. Ya da atıyorsa da yeterli değildir. Halen mağduriyetler devam ediyor. Örneğin benim halen, geçmişte benim takip ettiğim bir kısım müvekkiller halen içeride ve bu konuda maalesef bunların özgürlüklerine kavuşturulması yönünde adım atılmıyor. Bunun ciddi anlamda tartışılması gerekiyor. Hatta bugün kısmen özgürlüğüne kavuşmuş insanların da dosyaları olduğu gibi duruyor. Şimdi yarın siyasi iktidar değiştiğinde bu dosyaların akıbeti ne olacak? Kimse bunu bilmiyor. Hiç kimse geleceğinden emin değil. Evet. Bir adım atamıyor. Bir iş kuramıyor. Rahat evinde oturamıyor. Bütün bunların tartışılması gerekiyor. Şimdi bir bu. İkincisi, özellikle Sivas olayları, Sivas dosyasında hakikaten orada bir kısım insanların öldürülmesi muhakkak üzücüdür. Ama biz şu anda hepimiz, Türkiye kamuoyu bunu çok iyi biliyor ki şu anda o olayın faili olarak yargılanıp hüküm giyen insanların o olayın büyük bir kısmını, belki de hepsi olmasa da büyük bir kısmının rahatlıkla söyleyebiliriz ki o olayın failleri değil. Ama siyasi iktidar ve özellikle de hakim ve savcılar bu konuda kamuoyundan ya da bir kesimden çok büyük tepki alacağı endişesiyle bu dosyaları ele almak istemiyor. Hatta sadece bu dosyayla alakalı değil. Yani şu anda Hizbullah cemaatiyle ilgili dosyalarda da hakimi, savcısı büyük bir tepki alabileceğini veya gelecekte sorun yaşayacağı endişesiyle bu dosyaları ele alamıyor ya da sağlıklı bir şekilde değerlendiremiyor. Dahası yeteri kadar hakim ve savcı atanmadığı için bu ağır cezalara bu dosyalar incelenmiyor. İnceleme imkanları yok. Gerçekten 100 klasörlü bir dosyada bir hakim hem günlük yargılama yapacak hem de bu dosyaları inceleyecek vakti de yoktur. Bu konuda adım atılması gerekiyor. Adım atılmıyor. Örneğin Sayın Adalet Bakanı'nın adalet gerçekleşsin, kıyamet kopsa da gerçekleşmelidir sözü çok güzel ama siz bugün Türkiye'deki yargının başında olan bir insansınız. Bütün hakim ve savcılardan atanmalarından ve görev yapmalarından sorumlusunuz. Ve bu alanda gerekli bütün görevlendirmeleri de bir ölçüde siz yapıyorsunuz. Ama niye adım atmıyorsunuz? Bunun tartışılması gerekmektedir. Şimdi bu örneğin, yeni reformlarla bu hani artık herhalde reform söylemiyle yeni düzenlemelerin gündeme gelmesiyle herhalde bu konuda bir adım atılır. Kamuoyunun bu anlamdaki beklentisi büyük ki bu beklentileri siz de dile getiriyorsunuz. Biz bunu umuyoruz ama burada yeni bir yasal düzenlemeden çok bu konuda bu hakim ve savcıların bu konuda kararlı ve hukuka uygun karar vermeleri desteklenmelidir, teşvik edilmelidir. Bunlara yasal güvence sağlanmalıdır. Hı hı. Veya yeteri kadar hakim ve savcının atanmadığı mahkemelere hakim ve savcı atanmalıdır. Örneğin geçmişte daha seri yargılamanın yapılabilmesi için örneğin Diyarbakır'daki ağır özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde 2-3 heyet oluşturuluyordu. Ve bunlar kendi aralarında dosyaları paylaşıyorlardı ve daha seri daha çabuk bir sonuca ulaşabilme imkanları doğuyordu. Yani bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bu konuda adım atılırsa herhangi bir reforma gerek kalmadığında bu birçok mağduriyetin giderilebileceğini düşünüyoruz. Yine örneğin özellikle o dönemde hukuk dışı operasyonların ve hukuk dışı delillerin dosyaya konulduğunu artık herkes bunu çok rahat bir şekilde tartışıyor ve kabul ediyor. Ama o hukuk dışı, hukuka aykırı delillerle hüküm kurulmuş ve bu insanlar halen cezaevinde. Bu konuda da yeteri kadar adım atılmadı. Dahası da malumunuz 2002'den sonra gerçekten Türkiye'de
çok kayda değer yasal düzenlemeler yapıldı. Hemen hemen işkence vakaları, kötü muamele sıfırlanmasa da çok ciddi bir düşüş yaşandı. Niçin? Siyasi iktidar, siyasi irade bu konuda kararlı davrandı ve sonucu da alındı. Ama maalesef daha sonra 2007-8'lerden itibaren, 9'lardan itibaren, hatta 2008, hatta 6 ve 7, 2007'den itibaren bu konuda Fethullahçı yapı, özellikle adli, yani özellikle yargıda kümelendi ve özel yetkili mahkemelerde tümüyle görev aldılar. Bütün özel yetkili mahkemelerdeki hemen hemen bütün hakim ve savcılar bu gruptan seçildi ve bunlar da Türkiye'yi kendi düşünceleri doğrultusunda dizayn edebilmek için bu konuda kendilerine muhalif olabilecek, kendilerine ses çıkarabilecek, Türkiye toplumunun geleceğini düşünen birçok kesim hukuk dışı ve hukuken bir değeri olmayan deliller oluşturuldu, uyduruldu, gözaltına alındı ve hakim savcılar da maalesef o hakim ve savcılar da bunlar hakkında çok ağır cezalara hükmettiler. Evet. Şimdi bu konuda da halen mağduriyet devam ediyor ve özgürlüklerine biraz önce de kavuştum. Kısmen kavuşturulan şahısların da halen dosyaların ne olacağı ve ne tür bir sonuca ulaşacağı konusunda da bir adım atılmıyor. Evet, şimdi peki buradan devam edelim. Bazı detayları programın ilk bölümünde konuştuk. Farklı değerlendirmelerde de bulunmak istiyoruz doğrusu. Hak ve özgürlükler meselesi. Yani Türkiye'nin evet birçok problemi var. Sosyal, siyasal, ekonomik, özellikle de yargı sisteminde birçok problemi var ki bu problemlerden kaynaklı zaten biz reformları konuşuyoruz. Tamam, reformlar için yeniden bazı adımlar atılacak ama hak ve özgürlükler noktasındaki sıkıntılar babında biraz da burayı açarak konuşmak istiyorum. Hani bu ülkenin başlıca sorunlarından biri sivil bir anayasa olmaması, hala 82 anayasasıyla ülkenin yönetiliyor olması, bir diğer mesele de bundan kaynaklı Kürt meselesinin varlığı. Şimdi yeni bir anayasa ihtiyacı çok var. Bunda daha önceden bir sizi programlara aldığımızda siz dile getirmiştiniz. Buradan devam edelim. Bu yargı reformu süreci başlatılırsa ki sizin de umduğunuz gibi başlatılırsa bu yeni anayasa çalışması sürecine evrilir mi? Buradan da Kürt meselesinin çözümüne dair adımlar atılır mı? Şimdi öncelikle bu konuda şüphe yok ki hı hı. mevcut anayasanın ciddi anlamda temel hakları esas alan, temel hak ve özgürlükleri esas alan, kişi özgürlüğünü öne çıkaran ve hukukun kendisine sağladığı güvenceleri, hakları güvenceye alan bir yasal düzenleme, bir anayasanın oluşturulması gerektiği konusunda Türkiye'de herkes hemfikir. Bunlar gerekli. Şüphe yok ki anayasanın yapıldığı dönemler, Türkiye'nin koşulları, kimlerin ve ne için yapıldığı konusunda yeteri kadar görüş ve tespit var ortada. Bunların dikkate alınarak bu konuda adım atılması gerekmekte. Bunlar hepsi kamuoyunca biliniyor ama bundan önce müsaadenizle bir konuyu biraz önce açtım ama yeteri kadar sanırım buyurun, devam edin oradan. Ona değinmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de öncelikle bir zihniyet sorunu var. Polisinde de, kolluk güçleri yani jandarmasında da, hakiminde de, savcısında da bir zihniyet sorunu var. Bunların tartışılması, bunların konuşulması gerekiyor. Türkiye'de eğer gerçekten hak ve özgürlük, bireyin hak ve özgürlüklerini esas alan ve temel hakların güvenceye altına alındığı bir toplum oluşturmak istiyorsak bu konuda Türkiye toplumundaki algının, sosyolojik ve psikolojik baskıların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Eğer halen bazı grupların
görüşü doğrultusunda ya da ben devleti koruyacağım, devletin birlik, devletin veya ülkenin birlik ve bütünlüğünü koruyacağım diye insanların Allah'ın doğuştan insana verdiği temel haklar yok sayılıyorsa ve bu konuda da hakimi de savcısı da hatta toplumun büyük bir kesimi de bu yasakların devam etmesi yönünde eğer görüş beyan ediyorsa burada bir zihniyet sorunu var. Bir bakış açısının değişmesi gerektiği yönünde bize veriler, bize deliller var ortada. Bunun değiştirilmesi gerektiği görüşündeyim. Bu ortaya bu sıkıntılar giderilmedikçe, bu kamuoyu önünde bu konular tartışılmadıkça, kamuoyu bu konuda aydınlatılmadıkça hatta hakimin, savcının, polisin hatta biz bireylerin bu konuda bu olaylara bakış açısı değiştirilmedikçe bir yere varmak mümkün değil. Siz en mükemmel yasaları çıkarın, kitaplarını içine koyun ama eğer yasağı uygulayıcı bu konuda sağlıklı bir bakış açısıyla bu olaylara yaklaşmıyorsa, görevini yapamıyorsa, taraf tutuyorsa, örneğin milliyetçi hatta faşist bir bakışla olaylara bakıyorsa ya da bir dini grup ya da bir cemaat düşman olarak o yargıcın, o savcının, o polisin ya da toplumdaki bir kısım kesimin yani bir kesimin gözünde böyle anlatılıyorsa siz sağlıklı bir sonuca ulaşamazsınız. Ben rahatlıkla söyleyebilirim. 2002'den itibaren özellikle 2010'a kadar Türkiye'de çıkarılan yasalar Avrupa'da yoktu. Avrupa'da çıkarılmadı ama Türkiye'de uygulayıcı, kanun uygulayıcısı, pratikte uygulamada sağlıklı bir bakış açısına kavuşturulmadığı için bu sorunlar aşılamadı. Örneğin Türkiye'de Kürt sorununa gelirsek ne kadar vaktimiz var efendim? Var bir 4-5 dakikamız falan var Mirhan Hocam. Vallahi üzüldüm bu konunun daha çok tartışılması gerektiği görüşündeyim. Bu başlığı daha sonra bakın, daha geniş konuşacağız inşallah. Bakın biz Kürtler halen Türkiye'de kendi ana dilimizle eğitim göremiyoruz. Çok masum bir talep ama bunun önünü hiç açacak yasal düzenleme de yok. Evet. Bu açıdan özellikle halen İttihat ve Terakki Partisi'nin zihniyetiyle, fırkasının zihniyetiyle çıkarılan yasalar halen yürürlükte. Halen Kürtlerin çok tabii ve meşru hakları, çok tabii ve meşru hakları halen kamuoyunda tartışıldığında insan bu hakları savunan Kürtler hatta Türk aydınları bile vatan haini ilan ediliyor. Bunların tartışılması gerekiyor. Düşünün ya ben kendi ana dilimle eğitim göremiyorum. Örneğin halen bakın bir andımız vardı ve onlarca yıl biz bunu bütün çocuklara, bütün herkese bunu ezberlettik, okullarda okuttuk. Şimdi halen kitaplarının ikinci ve üçüncü, bütün kitaplarının ikinci ve üçüncü sayfasında duruyor. Bakın Kürtlere bakış açısı gerek siyasi yani siyasi iktidar içerisindeki bir kısım kesimlerin ve gerekse birçok çevrenin ya Kürtlerin Türklerden önce İslam'la tanışma cümlesi bile kitaplardan çıkarılıyor. Bu kadar faşist, bu kadar haksızca bir bakış açısı olamaz. Ya tarihi gerçekler kitaplardan çıkarılıyor. Bir cümle var, o da çıkartılıyor. O açıdan şüphe yok ki 2002'den sonra Kürt sorunuyla ilgili az da olsa birkaç adım atılmış olabilir. Ama bunun pratikte ortaya konulması lazım. Bakın örneğin Kürtçe seçmeli ders okulda okullara konuldu ama hiçbir öğretmen ataması yapılmadı. Dahası öyle bir sistem getirildi ki öyle şartlar ortaya konuldu ki
bu eğitimin seçmeli dersin bile de eğitimini alabilme imkanı hemen hemen yok edildi. Bakın Kürtçe Türkiye'de belki toplumun 20-30 milyon, 20 milyon rahatlıkla 25 milyon, 30 milyon insanın konuştuğu bir dil. O Kürtçenin adı bile konulmuyor. Ne yaşayan diller diye bir bölümü açtılar. Yani Rabbimin bana bahşettiği, annemin, babamın konuştuğu ve benim de konuşmak zorunda kaldığım ana dilim hor görülüyor. Halen çok sıradan uygulamalarla hor görülüyor. O yüzden bunun aşılması gerekiyor. Bakın bu konuyla ilgili okul bölümü açtılar ama bu bölümden mezun olan hiçbir öğretmeni almadılar. Şimdi şüphe yok ki eğer bir öğrenci o bölümü bitirdiğinde atanamıyorsa, geçinemiyorsa kendini o alanda nasıl geliştirecektir? Bunların tartışılması lazım. Maalesef bu konuda üzülerek belirteyim. Bir kısım adımlar atıldı ama hiçbir zaman bu olaya Ankara, siyasi iktidar, siyasi irade bu sorunu çözmek niyetiyle yaklaştığı düşüncesini ben paylaşamıyorum. Yani bu düşüncede evet. değilim. Sadece biraz daha bu sorunu gerileterek ya da geride bırakarak Kürtlerin daha çok asimile olmasının sonuçları bekleniliyor. Bakın. Yani eğer bir reform evet bir reform yapılacaksa öncelikle buradan başlanması gerektiğini siz de belirtiyorsunuz. Birkaç cümleyle toparlayalım İran hocam. Bir cümle daha tabii, belirteyim. Tabii buyurun. Bakın Ankara şunu hesabını yapıyor. Siyasi iktidar da Ankara'nın çizdiği çerçevenin dışına çıkamıyor. Yani Ankara şunu düşünüyor. Diyor ya ben bu sorunu 30 yıl, 20 yıl daha geriletebilirsem, bekletilebilirsem zaten 30 yıl sonra çocuklarımız zaten artık kendi ana dilleriyle konuşamayacak. Ana dillerini öğrenebilme imkanlarından da uzaklaşacaklar. O yüzden lütfen eğer Türkiye'de toplumsal bir barış, gelecek bir toplum, aydınlık bir toplum ve sosyal ve ekonomik sorunlarını çözmüş bir Türkiye ve bir toplum o görmek istiyorsak özellikle buradan başlanmak üzere adım atılması gerekiyor. Yoksa geciktiğinde toplumsal barış zedelenecek ve Türkiye'de çatışma ortamının oluşturulması için bu hadise çok rahatlıkla kullanabilecek bir zemine gidiyor ve bu sorun Türkiye'de geleceğimizi, bütün Türkiye toplumunun geleceğini karartacak bir düzeye ulaşabilir. Evet. Peki Mirhan Bey çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza katkınız için, katılımınız için. İnşallah sonra tekrar farklı bir programda birlikte oluruz ve bu konuyu daha detaylıca konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Sağ olun, size de hayırlı akşamlar. Değerli izleyenler, müzakerenin bu akşam sonuna geldik. Özellikle de yargıdaki reform söylemini konuştuk, değerlendirdik. Farklı konuklarla konuyu ele aldık. Süremin de sonuna geldim. Reji de beni içeriden sıkıştırıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde farklı konu ve konu başlıklarıyla tekrar birlikte oluruz.